Ee, belki pandemi dolayısıyladır veya artık Avrupa'da zaten böyle bir şey yok. Bizde yıllardır evet. var da Avrupa'da zaten böyle bir şey yok. Bir de çok yoğun bir sezon yaşıyoruz. Ben e, bunu doğru tercih olarak buluyorum. E, futbolcuların biraz daha rahat nefes alabilmesi açısından. Maç gecesi hiç kimse tutup da zaten gidecek e, diskosu barı falan yok. Yani her yer kapalı mecbur evde oturacak ama e, gece hayatı falan da öyle bir durumda söz konusu olmaz. Zaten bunlar... Ee, son derece profesyonel adamlar Hani arada tek tük e, Yaşanan sıkıntılar olsa da e, Futbolcuların geneli hakkında da haksızlık etmeyelim e, Düzgün yaşayan Çoğunluğu düzgün yaşayan insanlar Tabii. Sporcular sonuçta en Eskisi başta Eskisi gibi değil eskiden biraz Evet eskiden farklıydı. öyleymiş ee, Bu uygulamayı ben doğru buluyorum Yani Esir değil bu adamlar sonuçta Çıksınlar e, maç sabahı Kalkıp erkenden testlere gelip Maça gelebilirler bunda bir sakınca yok e, futbolcuların tabii birçoğunun, aynen Selim'in haberi yanlış bilmiyorsam bu Selim evet. konu. E, futbolcuların birçoğunun e, testte yine de kalmak istiyor olması bence güzel bir görüntü. Ben bunu zaten hani bu haber olmasa da e, Başakşehir maçındaki görüntüden not net biliyorsun. bir şekilde görüyorum. Ya Bir e, ateşlenme, bir alevlenme var takımda bu net. Ama bunu tabii sonuçlar da... Getiriyor, Etkiliyordu. Etkiliyor. Bak Mehmet Bey ne yazmış biliyor musun? Sen hatırlarsın kesin ben tabii ki o maçı hatırlayamadım ama. Yıllar önce Volkan Demirel'in yokluğunda Mert Günok penaltı kurtarmıştı ve şampiyon olunmuştu. Trabzon. Şimdi evet. de Altay'ın yokluğunda Harun penaltı kurtardı. Yoksa... <laughs> 2011 Trabzon deplasman. 3-2 bitti yanlış hatırlamıyorsam ama Trabzon kazandı. Yani bu, bu tweet'i şu yüzden okudum. Fenerbahçe'nin yani şampiyonluk konusundaki inancı böyle biraz daha perçinlendi Çok, arttı. Soğuk. Yani gerçekten benim etrafımda ben daha net gözlemleyebiliyorum. insanların ciddi bir inancı yükseldi. Şimdi öyle ya da böyle takım kazanıyor. Az önce bahsettiğimiz arızalara rağmen kazanan bir futbol oynuyor. E şimdi Sivas deplasmanı Beşiktaş puan kaybını anormal diyebilir misin? Büyük bir sürpriz diyebilir misin? Diyemezsin Hı. Sivas gibi bir takımın karşısında. E bir de Galatasaray Beşiktaş maçı varken e, bence umutlanmaları kadar. puan fark var. Aynen öyle. Bence umutlanmaları kadar e, doğal bir şey yok. Ama tabii ki az önce de söyledim. Fenerbahçe'nin özellikle öne geçtikten sonraki oyunu konusunda ciddi sıkıntılar var. Sergen Hoca'nın lafını hatırlatırım. Hiç kimse 8'de 8 yapamayacak. E, en başta Beşiktaş yapamadı 8'de 8. Devamında e, bence 7'de 7'de yapamayacak. 6'da 6'da da yapamayacak. O yüzden e, her takım puan kaybedecek. Fenerbahçe de muhtemelen bundan sonrası için puan kaybedecek. Ama e, Beşiktaş'ın mevcut avantajı devam edecek mi etmeyecek mi onu e, bir hafta içerisinde zannediyorum Galatasaray maçına kadar ya da bir hafta demeyeyim de 2-3 hafta içerisinde daha net bir şekilde gözlemleyeceğiz. Beşiktaş'ın puan avantajı var Galatasaray Fenerbahçe'nin de kulüp avantajı var. Alternatif oyuncu avantajı var. Özetleyecek olursak evet. diyor Mustafa Demirtaş. Muhtemellere geleceğiz. Bu arada artık yeni gündeyiz. Bugün oynanacak Sivas maçı ile ilgili muhtemellere de geleceğiz. Şimdi Volkan Demir sana soru var. Perotti'nin durumu sezonu kapattı mı yoksa onu son 2-3 maç sağlarda görür müyüz diye. Ekranda görünce benim de aklıma gelmiş. Aynı yani şeyi ben de soracaktım. Perotti, <laughs> Koşuyor. Perotti yani sözleşmesi askıya alınması planlanan evet. bir oyuncuydu devre arasında. Ama bunu kabul etmedi ameliyat olacağım geleceğim dedi. Yani maç oynayabilecek durumda olacağını zannetmiyorum. Koşu yapıyor. Ee, ama ağır bir sakatlığı vardı. Yani zaten bize Ocak ayında açıklandığında bu durum bir ameliyat geçirmesi gerekiyor dendiğinde 4 ay denmişti en erken geri dönüşü. İşte Ocak, Mayıs yani son 1-2 haftada hani 4 aydır arada, aranda olmayan, takımda olmayan bir oyuncuyu son 1-2 hafta final haftalarında kadroya koyar mısın zannetmiyorum. Mesut Özil bile daha dönmedi. Mesut Özil e, muhtemelen belki bu maç, e, şeyde hafta sonu oynanacak maçta belki kadroya dahil olabilir. 11 olmasa da e, Perotti'nin ama bu sezon çok süre alabileceğini zannetmiyorum Fenerbahçede. Peki e, bu e, az önce o sayı Samuel'in performansı ile ilgili konuştuk. Onun e, kesilmesinin sebebini acaba Feyyim Bey yazmış o da Malatya maçında yenen golde o sayı oyuncuya bakıyor ama koşmuyor. %100. Ki, Acaba Gu bu yüzden kesilmiş olabilir mi? Gustavo da işaret evet. ediyor. E, sen evet. arka direk, ben merkeze koşacağım diye ki Gustavo merkeze koşusunu yapıyor. Ama olsayı e, biraz duraklıyor yani koşu geç başladığı için yetişemiyor bence e, oyuncuyla birlikte Mustafa ile birlikte koşmaya. O koşmaya çok tuhaf. İrfan da Gustavo'ya geldiyo. İrfan da Gustavo'ya kapattı. İrfan da diyor ki ben yetişemiyorum. Şurada, ya, önüne. Erken, ama Gustavo da kendi fikri ya ben erken basarsam şut açısı bulur diye o da merkezi kapatmaya devam ediyor. Tam şut atmaya geldiğinde kapatıyor. Benim şahsi fikrim ben canlı izlerken ona kapılmış. Tekrar izlemek lazım ama e, bence o golde en hatalı adam Gustavo. Öyle mi diyorsun? Bence öyle. Evet o sayı Samuel de koşması gerekiyor. adam takip etmesi gerekiyor. Daha erken kapatması gerekiyor. Bence Fofana'nın önünü çok açık bıraktı. Ya yani İrfan yetişemedi ve işaret de etti. Hı hı. Yani orada kapatması lazımdı. Samat da tamamen gözden çıkarıldı mı? ya bunu bunu söyleyemem. Ee, sonuçta daha bon servisini daha taksitini ödememiştik falan <laughs> oluyor ya böyle. Ta ödememiş telefonu çaldırdık hani klasik muhabbetler olur ya böyle. <laughs> ee, Samat'tan daha taksitleri öden ödenecek yani bu sezondan itibaren 3 farklı taksitle 6 milyon euroluk bir e, durum söz konusu. Ben kolay kolay e, vazgeçileceğini silineceğini düşünmüyorum ama sezon sonunda da bu iş e, bir tekliftir efendim zararın neresinden dönersek kardır düşüncesiyle bakılırsa da e, elden çıkarılma ihtimali de var. Bu, bu konuda da Emre Hoca'yla aynı fikirde olduk. <laughs> Çünkü Malatya maçından sonra evet hani samatta ciddi yatırım yapılan bir oyuncu ama özellikle Malatya maçından sonra ben şunu söylemiştim. Yani bu konuda artık galiba stop loss bir tabir var ya zarar kes. Yani zararı yedik tamam ama artık dur diyelim bu noktada. Demesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. ya ki o gün bugündür. Bon servis, görmüyoruz. bon servis bulabilirsin oyuncuya. 3-4 milyon euroluk bon servis bulunur Samatta'ya. Ama yıllık maaşı ciddi problem. Evet. Ama hakikaten hiç katkı yapmıyor. Yani e, Tiam en azından bir fiziksel varlık hissettiriyor orada oynadığı zaman. Diyorsun ki bir canlı bir oyuncu var. Bir 9 numara var. E, ama Samatta'nın bir karşılığı yok şu anda. Hani ne o canlılığı katıyor ne bitiriciliği var. Şu andaki en övülen noktası oydu. Şu an 3 tane Tiam Samatta... Ee, Sisse var değil mi? Sisse zaten yok yani seneye. Hı hı. Ee, ben Tiam'ın da kalacağını düşünmüyorum. Yani tamamen yeni bir yapılanma gerekiyor evet. orası için. Samatta'yı bilmiyorum bak Samatta ekonomik şartları biraz zor olduğu için elden çıkarılması zor olabilir. Hani bir yıl daha deneyelim düşünülebilir. Ama ee, ben Tiam'ın da çok yeterli görüldü. Evet belki şu an en skorer oyuncu galiba. Yani Alternatif olarak tutulabilir sanki ya. Ben pek öyle duymadım. Öyle mi? Hmm. Vedat bunu hiç masada mı sence? Olabilir. O. Şimdi transfer haberi gibi algılanmasın. Şunu söyleyeyim. yani. Dinliyoruz. Ee... Kalemi elime alayım. Yok. Transfer haberi gibi algılanmasın ama e, oyuncunun da bir İstanbul hasreti var gibi geliyor bana. Peki ee... gelirse ne olur? Çok güzel olur yani. Benim, ben ben çok neden seviyorum? sordum? <laughs> Şu anki <laughs> yine son oyun formatında eksiklerden biri de gerçek bir 9 numara. Gerçek bir 9 numara Vedat Muriç yani. E, tam Vedat Muriç'i çağırıyor. Çünkü yerleşik savunmayı hücum ediyor Fenerbahçe ama orada bir fiziki varlık eksikliği var ceza sahası içerisinde. Bir karıştırıcı, bir kuvvet zaman kazandıracak bir 9 numara oyunu arıyor. Vedat Muriç tam tamamlayıcı olur. Yani tekrar ediyorum bu bir transfer haberi gibi algılanmasın. Şu an herhangi bir e, transfer iletişimi yok. Lazio Kulübü'nün bakış açısını bilmiyorum. Hı hı. E, ama zaten Emre Belezoğlu Vedat ayrıldıktan sonra sürekli ona temas halinde. Yani eski takım arkadaşı ve çok sevdiği bir oyuncu olarak. Onun hep orada oynamasını istiyor. Orada başarılı olmasını istiyor. ya Orada derken? Roma'da. Ha Roma'da. Ya yani şey Lazio'da mı? yani. Roma derken Roma şehrindeki Lazio'da. Yani bu Fenerbahçe'de <laughs> mi diye orada deyince ben Ya şöyle bir şey var. Ben artık buna kesin kanaat getirdim son yıllarda. Mesela Galatasaray'da bir Onyekuru Kuru böyle gidip gidip bu merak gibi geri geliyor. İstanbul bu. Ben açık söyleyeyim bizim bir takımlarımız çok büyük takımlar ayrı da İstanbul'da dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Bu tamamen İstanbul efekt. Eee Abubakar Abubakar Portekiz'de Efendim Braga'ya falan gidemez miydi? Ya da ne bileyim Fransa'da kendisine bir takım bulamaz mıydı? Çok rahat bulurdu. Ee, ben Bence Beşiktaş'a dönmesindeki temel sebeplerden biri İstanbul. Beşiktaş'ın sadece stadından böyle manzara izlediğimde bile muhteşem bir şehir yani. Sadece staddan manzara izlese bile yeterli yani. Ee, bir de bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Uzun yıllar Türkiye'de forma giyen futbolcuların aileleri onlar Avrupa'ya kısa maceralar için gittikleri zaman Türkiye'yi terk etmiyorlar. Aileleri burada kalıyor. Bir de kalıyor. E, bizim Vedat'ın da hanımı zaten e, o da Arnavut kökenli ve hı hı. Türkiye'de yaşadı yıllarca. Evet. E, ya Eskişehir yanlış bilmiyorsa sonra İstanbul. Ya Kısacası insan, insanlar hayatını İstanbul'da yaşamak istiyor. Böyle bir gerçek var İstanbul görenler İstanbul'da yaşamak istiyorlar. Bu dediğim gibi bu bir transfer haberi vesaire değildir. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ama dediğim gibi bir İstanbul hasreti olduğunda altını çizmek istiyorum.